O mükafatı yalnızca Allah bilir. Aç insanı yedirmenin fazileti hakkında Kur'an'da şöyle buyurulur. Onlar içleri çektiği halde yiyeceği yoksula, öksüze ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz. Bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz derler. Yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Cennete girmenin ve bağışlanmanın sebeplerinden biri aç olan bir kimseyi doyurmaktır. İmam daha sonra yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır ayetini tilavet buyurdu. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Yediğin şey gider ama yedirdiğin şey çok ve bereketli olur. Muammer bin Hallat şöyle anlatıyor. Ebul Hasan er-Rıza'ya Aleyhisselam şöyle sordum. Allah-u Teala'nın onlar sevgilerine rağmen miskini doyururlar ayetindeki sevgiden maksat Allah sevgisi midir yoksa yemek sevgisi midir? İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yemek sevgisidir. İmam Bakır Aleyhisselam Allah yemek yedireni ve kurban keseni sever buyurmuştur. Bir hadisi şeriflerinde Allah'ın sevgilisi de cehennemde en az azap gören kimse Abdullah bin Cezzan'dır buyurmuştur. Kendisine neden ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle buyurdu. Çünkü o yemek yedirirdi. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müminlerin emiri Ali Aleyhisselam yemek yedirmek hususunda insanlardan Allah Resulüne en çok benzeyen kimseydi. Kendisi ekmek, sirke ve zeytinyağı yerdi, insanlara ise ekmek ve et yedirirdi. Hazreti Ali Aleyhisselam birine yedirdiğin zaman onu doyur buyurmuştur. İmam Sadık Aleyhisselam da her kim bir Müslümana doyuncaya kadar yemek yedirirse ahiretteki mükafatını alemlerin Rabbi Allah'tan başka hiç kimse hatta mukarreb melek ve mürsel peygamber dahi bilmez buyurmuştur. Yoksulları yedirmeyen kimsenin cezası hakkında Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmezdi. Bu sebeple burada bugün onun bir acıyanı yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Bir başka ayette yoksulu yedirmek konusunda birbirinize özenmiyorsunuz buyurulmuştur. Yine öksüzü itip kakan, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur buyurulmuştur. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a andolsun ki, Müslüman kardeşi veya komşusu aç olduğu halde kendisi tok olarak yatan kimse bana iman etmemiştir. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam buyurdu ki, her kim yanındaki mümin aç olduğu halde tok karınla gecelerse Allah Teala ona şöyle buyurur. Meleklerim, sizi bu kula şahit tutuyorum ki ben ona emrettim, o bana isyan etti. Benden başkasına itaat etti. O halde onu kendi işine bıraktım. İzzet ve celalime and olsun ki onu bağışlamayacağım. Hazreti Ali Aleyhisselam, Basra valisi Osman bin Huneyf'e yazdığı mektupta şöyle buyurdu. Oysa yoksulların çağrılmayıp kovulduğu, zenginlerin davet edildiği bir davete icabet edeceğini sanmıyordum.